Güzel bir hafta başındayız, güzel bir pazartesi sabahındayız. Günaydın sevgili TV izleyicileri, Sağlık, Yaşam ve Güzellik programına hoş geldiniz. Mayıs'ımızın değerli doktorlarını yine konuk almaya devam ediyorum. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz, bir doktorumuz bizlerle birlikte olacak. Kendisi Manisa Devlet Hastanesi'nden radyasyon onkoloji uzmanı Doktor Ayben Yentek Balkanay bizlerle birlikte olacak. Bugün radyoterapi yani ışın tedavisi hakkında çok güzel bilgiler verecek bizlere. Önceki hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Önceki geldiğiniz için, davetimizi kabul ettiğiniz için kanalımız adına çok çok teşekkür ediyorum. Biz ben önceki sizi ederim. Tanıyabilir miyiz? Daha sonra konulara geçebiliriz. Tamam. Radyasyon onkolojisi uzmanıyım. Uzman doktor Ayben Yentek Balkanay. 2 yıldır Manisa'da görev yapmaktayım. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezunum. Daha sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde asistanlık eğitimimi aldım. Şimdi de burada görev yapıyorum. 2 yıldan beri çok az, evet, çok bir geçmişiniz yok Manisa'da o zaman. Doğru. Manisa'ya hizmet vermek için buradasınız. Evet. Başarılarınız devamlı diliyoruz inşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün bize ışın tedavisi hakkında çok güzel bilgiler vereceksiniz, evet, izleyicilerimize. Ben önceki radyoterapi nedir? Böyle başlamak isterim. Evet. Neler söyleyebilirsiniz? Evet. Radyoterapi, ışın tedavisi ya da şua tedavisi olarak da bilinen tedavi. Daha çok kötü huylu tümörlerde ama bazen bazı iyi huylu tümörlerde de iyonizan radyasyonun tedavi amaçlı kullanıldığı bir tedavi şeklidir. Peki hocam, radyoterapi tedavisinin amacı nedir? Radyoterapi tedavisi, kanser tanısı almış olan hastaların bize başvurduğunda tedavilerinin bir parçasını oluşturur. Kimi zaman ameliyattan önce, kimi zaman ameliyattan sonra uygulanır. Kemoterapi ile birlikte ya da tek başına kullanılır. Amacı tümörlü dokuyu küçültmek, ameliyata uygun hale getirmek olabilir. Ya da ameliyat edilmiş bir hastada ameliyattan sonra geriye kalmış olan eğer hücreler, dokular varsa onları yok etmek amaçlı yapılabilir. Bazen de ağrı, kanama gibi sıkıntılarda bu tür şikayetleri yok etmek amaçlı da kullanılabilir. Yani sadece kanser tedavisi için değil. Yani yok, genelde hastalarımızın tümü kanser tanısı almış oluyor ama çok nadiren bazı iyi huylu tümörlerde de kullanılıyor. Evet. Yani ağrı ya da kanama yaşayan kanser hastalarının bu tür şikayetlerini gidermek amaçlı da kısa süreli radyoterapi kullanılıyor. Evet. Evet. Hocam peki radyoterapinin yan etkileri var mı? Mesela halk arasında çok duyarız. Işın tedavisi aldıktan sonra çocukların yanına yaklaşmayın, çocuklarla temas halinde bulunmayın diye bir takım söylentiler olabiliyor. Evet. Etrafımızdaki insanları da yayabiliyor muyuz, saçabiliyor muyuz o radyasyonu? Hayır, bu yanlış bilinen bir şey. Çoğu kişi bunu bize de soruyor. Evet. Biz de zaten bilgilendirme kitapçığı hazırlayarak hastaları bu konularda bilgi sahibi etmek istiyoruz. Evet, önemli bir konu. Şöyle, radyoterapinin diğer bütün tedavilerde olduğu gibi tabii ki yan etkileri var. Bunların çok çeşitli yan etkiler var. Işının alınan bölgeye göre de değişiyor. Yani hastadan hastaya değişiyor. Vereceğimiz tedavi bölgesine göre değişiyor. Evet. Fakat etraftaki hiç kimseye, yani hastadan başka, bu tedavi alan kişiden başka etrafındaki hiç kimseye bir zararı yok. Evet. Yani hasta tedavisini aldıktan sonra rahatlıkla evine gidip evdeki diğer kişilerle, bir bebek de olsa evde, onunla yakın temasa geçebilir. Herhangi bu öyle bir tedavi değil. Evet. Evet, nükleer tıpta verilen tedaviyle karıştırılıyor. O radyoaktif iyot tedavisi, o ayrı bir tedavi. Onda hastalar bir süre bir karantina odasında bekletilebiliyor. Onunla farklı bu, evet. Bunda herhangi bir sorun teşvik evet, etmiyor. Diğer kişilere bir sakıncası evet. yok. Aha. Peki hocam, radyasyon vücuttaki hangi hücrelere daha çok etki eder? Ne şekilde evet. etki eder? Evet. Radyasyon aslında vücuttaki tüm hücrelere etki ediyor. Kanserli hücreler daha hızlı bölünen hücreler olduğu için onlardaki etkisi daha fazla. Ancak sağlıklı hücreleri de etkiliyor bizim verdiğimiz radyasyon. Tabii ki verdiğimiz bölgedeki hücreleri etkiliyor. Yani vücudun tamamına vermiyoruz. Evet. O an hastalıklı olan bölgeyi belirleyip o bölgeye veriyoruz. Oradaki bütün hücreler etkileniyor, sağlıklı ya da hasta. Zaten sağlıklı hücrelerin etkilenmesi de bazı yan etkilere yol açıyor bu yüzden. Evet, ne gibi yan etkileri olabiliyor? Evet. Neler söyleyebilirsiniz? Şimdi yine ışınlanan bölgeden bölgeye değişiyor. Yani eğer biz baş bölgesini ışınıyorsak, örneğin bir beyin tümöründen dolayı hasta baş bölgesine radyoterapi alıyorsa,
en başta gördüğümüz en etki saç dökülmesi. Evet. Tüm beyni ışınlıyorsak bütün saçlar dökülebiliyor. Ama sonradan tedavinin bitiminden sonra zamanla yeniden çıkabiliyor. Evet. Ya da bir bölgesel tedavi yaptığımız oluyor. Beynin bir bölümünü tedavi ettiğimiz zaman sadece o bölgedeki saçlar dökülüyor. Evet. Baş boyundaki bir rahatsızlığı tedavi ettiğimiz zaman sakal bölgesindeki kıllar dökülebiliyor. Evet. Ciltte bazı etkileri var. Güneşten etkilenme gibi ciltte hafif kızarıklıklar, güneş yanığı tarzı etkilenmeler oluyor ama o durumlar bizim kontrolümüz altında. Evet, geçici. Gerektiğinde, evet geçici. Mi? Gerektiğinde kremlerle müdahale edilebilecek durumlar. Evet. Kan değerlerinde düşmeler, o yüzden buna bağlı yorgunluk, halsizlik gibi olabilir, şikayetler. Eğer bağırsak bölgesi, karın bölgesi ışınlanıyorsa ishal gibi bağırsak değişiklikleri, karın ağrısı, bulantı. Olur. Ama tamamı tedaviyle ilişkili olup zamanla geçici düzelen, geçen yan etkiler. Evet. Yani tabii her tedavinin bir yan etkisi muhakkak doğru olacaktır. Bunda da olacaktır, evet, ama evet, müdahale edildikten sonra herhangi bir sorun da kalmayabilir, evet, diyebiliyoruz. Doğru, kesinlikle. Hocam hangi durumlarda tek başına ışın tedavisi olunur ya da hangi durumlarda kemoterapi ile destekleyici olarak kullanılıyor bu tedavi? Evet. Şimdi hastalar bize genelde ameliyat olmuş olarak ellerinde patoloji raporlarıyla gelirler. Biz bu patoloji raporlarına bakarak hastalığın evresini, türünü ve bazı özelliklerini belirleriz. Bu özelliklere göre bazı hastaların önce kemoterapiyle tedaviye başlamaları gerekir. Ardından radyoterapi alırlar. Evet. Bazı hastalar önce radyoterapiye daha uygundur. Daha sonra kemoterapiye adaydırlar. Bazı durumlarda da İkisini birlikte kullandığımız hastalıklar var. Tamamen hastalığın tipine, yerleşim yerine ve o gelen rapordaki özelliklere göre o an bir konsey kararıyla, evet, medikal onkolog, radyasyon onkoloğu ve cerrahın da katılımıyla tabii o şekilde verilen kararlar sonucunda hasta tedavi programına alınır. Evet. Hocam, radyoterapi kanser türlerine mutlaka uygulanan bir yöntemdir de tabii farklı kanser çeşitleri de var. Özellikle hangi çeşitinde daha çok kullanılır ışın tedavisi? Evet. Şöyle, yani o kadar yaygın bir tedavidir ki aslında birçok kanser türünde artık tedavinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Yani aklınıza gelebilecek hemen hemen her kanser türünde kullanıyoruz. Yani meme kanseri, beyin tümörleri, gırtlak kanserleri, yutak kanseri, mide ve bağırsak sistemini ilgilendiren kanserler, jinekolojik kadınlık hastalıkları ile ilgili rahim ağzı, evet, kanserleri, kemik kanserleri, hepsinde akciğer kanseri, hepsinde yani yaygın. Tabii tabii, yani neredeyse hepsinde bütün kanser tiplerinin. İlk aşamalarda mı kullanılıyor hocam bu peki? Yani ilerlemiş safhada mı kullanılıyor mesela? Her safhada yer alabilir bu tedavi. Dediğim gibi hastanın evresi çok önemli. Evet. Bazı hastalıklarda tamamen kür elde etmek amaçlı, bazı durumlarda da şikayetleri gidermek amaçlı. Mesela son aşamadaki, son evrede bir hasta bile gelse karşımıza, bir kemik ağrısını gidermek amaçlı, evet, radyoterapi kullanabiliyoruz. Ya da kanaması olan, yani rahim kanseri olup kanama şikayetiyle gelen bir hastada da radyoterapi etkili oluyor. O kanamayı durdurmak için, ağrıyı kesmek için. Yani hastalığın her aşamasında yer alabilmekte, evet, bu tedavi. Tabii kanser dışında birçok hastalıkta kullanabiliyor dediniz ama özellikle hangi operasyonların öncesinde ya da sonrasında kullanılıyor? Mesela, evet, ameliyat sonralarında hangi, evet, tür ameliyatlarda? Özellikle belirtmek gerekirse mesela meme kanseri ve rektum dediğimiz bağırsak kanserlerinin ilerlemiş olanlarında ameliyattan önce radyoterapi ve kemoterapi ile bazı bu hastalığın küçültülerek ameliyata daha uygun hale getirilmesi gibi bir, evet, özelliği de var tabii. Evet. Ameliyat öncesi de kullanılabiliyor. Evet. Hocam peki ağrılı sızılı bir tedavi midir? Mesela seanslarda hasta ağrı sızı hissedebilir mi? Neler söyleyebilirsiniz? Hayır, seanslarda herhangi bir ağrı sızı hissetmez. Bir kere planlanması gereken bir tedavi şeklidir. Hazır bir tedavi değildir. O yüzden hastaya karar alındıktan sonra, yani radyoterapi verilmesi kararı çıktıktan sonra hastaya belli bir plan yapmak için hasta çağrılır, bir film çekilir, tomografidir, yani her zaman hastaların zaten daha önce girmiş oldukları bildikleri bir film. Evet.
tomografi çekimi yapıldıktan sonra ışınlanacak bölge belirlenir. Vücutlarına hastalarınızın keçeli kalemi tarzı kolayca çıkmayacak, yıkanmakla çıkmayacak bir kaleme işaretler koyarız. Bu hazırlık aşaması, tedavinin öncesi. Daha sonra bir plan yapılır ve hasta tedaviye çağrılır. Evet. Tedavide de hastanın aynı pozisyonda. Evet. Yani hastanın üstü yatması istenir tedavi olunca. Ve hiçbir ağrısızlık hissetmez. Zaten cihaz da hastaya değmiyor. Uzaktan belirlediğimiz noktaya, belli açılarda ışını veriyor. Herhangi bir acı yok. Hastanın herhangi bir tedirgin olmasına gerek yok. Evet. Kendisine stres, sıkıntı yapmasına gerek yok. Çünkü ışın tedavisi, radyasyon tedavisi denilince insanlar bir ürküyor, bir korkuyorlar. Doğru, tabii. Ama böyle bir korku oluşmasına gerek yok diyorsunuz. Gerek yok. Yani bilmedikleri bir tedavi olduğu için ilk tedaviye girdikten sonra zaten artık alışıyorlar ve o korkuyu da yeniyorlar. Evet. Hocam bir seans mesela ne kadar sürer? Belli bir süresi var mıdır? İlk seans belli bir dakikası süresi var mıdır? Evet. Seanslar değişebilir. Yine hastalığın türüne göre, verilen ışın bölgesine göre. Yani 2 dakikayla 20 dakika arasında o tedavinin seans süresi değişebilir. Bu tamamen hastalıkla alakalı bir şey. Hastanın orada yatması, belli bir pozisyon verilmesi, onlar da belli bir zaman alıyor. Sonra hastamız tedavi odasında kalıyor. Biz dışarıdan onu izliyoruz. Tedavi dediğim gibi yani minimum 2 dakika, 25 dakikaya kadar uzayan sürebiliyor. Tedaviler var. Evet. Hocam ben çok merak ettiğim bir şeydir. Işın tedavisinin belli bir tedavi süresi var mı? Mesela 1 ay mı, 3 ay mı, 5 ay mı? Evet. Belli bir süresi var mı? Hastalığa göre mi değişiyor tedavi? Evet, o da hastalığa göre değişiyor. Doğru. Bir günlük tedaviler olabildiği gibi 1 ay, 1,5 ay süren tedavilerimiz de var. Evet. Onu da yine hastanın hastalığına göre, evresine göre belirliyoruz. Hafta içi her gün geliniyor tedavilerimize, pazartesiden cumaya. Hafta sonları ara veriliyor. Cumartesi, pazar tedaviye girmiyorlar. Bu sağlıklı dokuların kendine iyileşmek için bir zaman tanınıyor. Hafta sonu ara veriliyor. Ama böyle 7 hafta süren tedavilerimiz var. Hani prostat hastalığında 7 hafta süren bir tedavi söz konusu. Hastalığın ciddiyetine göre değişiyor. Evet, evreye göre, amacına göre. Değişebiliyor. Değişiyor. Hocam bir de 3 boyutlu radyoterapi var. 3 boyutlu radyoterapi nedir? Amacı nedir? Neler söyleyebilirsiniz? Evet, radyoterapi çok hızlı gelişen bir teknolojiye sahip. 3 boyutlu radyoterapi de aslında kullandığımız radyoterapi cihazlarındaki gelişmelere ve planlama sistemlerindeki değişikliklere bağlı olarak yeni yani bu tür isimlerde yeni tedavi şekilleri çıkabiliyor. Üç boyutlu tedavide amaç hastanın tümörlü dokusunu olabildiğince radyasyonla öldürürken etraftaki sağlıklı dokulara en az zararı verebilmek. Yani zaten radyoterapinin genel amacı bu. Ama üç boyutlu radyoterapide bu amaca daha kolay ulaşabiliyoruz. Evet. Gelişen teknolojiyle birlikte. Evet. 3 boyutlunun ve işte yoğunluk ayarlı radyoterapi dediğimiz şeyin. Bunu siz mi belirliyorsunuz hocam yoksa hasta kendisi mi tercih ediyor? Yok zaten. Neye göre değerlendiriyorsunuz? Zaten şu anda Türkiye'de diyeyim ya da bütün dünyada hani 3 boyutlu radyoterapi yapılıyor. 2 boyutlu radyoterapi artık bırakıldı. Evet. Belki çok bazı ülke ve şehirlerde kalmış olabilir o cihazlar ama bütün cihazlar yenilendiği ve teknolojide geliştiği için artık zaten 3 boyutlu radyoterapiye geçildi. Yine aynı kanser türlerinde biraz önceki bahsettiğiniz bütün hastalıklarda yine aynı şekilde bu da kullanılıyor. Aynı şekilde evet 3 boyutlu kullanılıyor. Peki klasik radyoterapiye göre avantajlarından biraz bahsedebilir misiniz? Evet, avantajı şu. Sağlıklı dokuları koruma şansımız daha yüksek bu yeni teknolojiyle. Çünkü radyasyon tedavisi kanserli hücrelerin yanı sıra vücuttaki sağlıklı hücreleri de etkiliyor ve dediğim gibi hastalarda yan etkiler görüyoruz. Biz bu gelişen teknolojiyle normal sağlıklı hücreleri daha az radyasyon almasını sağlayarak yan etkilerinde daha az görülmesini olanak sağlıyoruz. Bu da hastalarımızdan zaten geri dönüş olarak daha olumlu geliyor. Evet. Sonuçlar alıyorsunuz. Evet. Hocam hangi hastanelerde uygulanır radyoterapi? Polikliniklerde mesela uygulanabiliyor mu? Neler söyleyebilirsiniz? Şimdi radyoterapi merkezleri özel bir inşaat alanından çıkmış, özel izinlerle kurulmuş yerlerdir. Evet. Yani Türk Atom Enerjisi Kurumu'nun özel izninin olduğu yerlerdir. O yüzden her yerde uygulanamaz. Zaten özel cihazlar gerektirir, özel bir donanım gerektirir. Evet.
Örneğin şehrimizde şu anda Manisa Devlet Hastanesi'nde hali hazırda devam eden, tedaviye devam eden cihazımız var. Bir de Celal Bayar Üniversitesi'nde de bir tane cihaz alındı ve bölüm kuruldu. Evet. Orası da hasta almaya başlayacak. Yani Manisa sınırları içinde iki tane cihaz olmuş olacak. Biri Manisa evet. Devlet Hastanesi'nde, biri de Celal Bayar Üniversitesi'nde. İzmir'de, Balıkesir'de, birçok yerde hem özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde ve bazı devlet hastanelerinde var. Yani internet üzerinden girip bakılabilir nerelerde var diye ama evet. Her yerde yok tabii. Evet. Özel onkoloji merkezlerinde mesela radyoterapi alırken özellikle nelere dikkat edilmelidir? Siz neler tavsiye edebilirsiniz? Yani özel merkezleri de tabii tercih eder hastalar. Çünkü buralarda şeyle SGK ile anlaşmalı olabiliyor. Dikkat edilecek şey genel, yani nereye giderseniz gidin. Bir kere bu tedavi programına girdikten sonra doktorunuzun tavsiyelerine uymanız gerekiyor. Tedaviyi aksatmamanız gerekiyor. Çünkü radyoterapi tedavisi ara verildiği zaman etkilerinde bir azalma olabiliyor. Mümkün başa dönebiliyor değil mi? Evet, yani mümkün olduğunca ara vermemek gerekiyor. Evet. Tabii bazı zor durumlarda ara vermek gerekebiliyor. O zaman doktor zaten kan düşüşlerinde kendisi ara vermek istiyor. Uzman kişiler yönlendiriyordur zaten evet, yapılacağını doğru. Dair değil mi? Belli kontrollerden geçiyor hastalarımız. Bunları aksatmamaları gerekiyor. Yani tedavilerine düzenli bir şekilde gitmeleri çok önemli. Evet. Hocam son olarak radyoterapi tedavisi sonrası özellikle başarı oranı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Evet. Radyoterapi kanser tedavisinde çok önemli bir yere sahip. Kemoterapiyle birlikte, cerrahiyle birlikte o da tedavinin başarı şansını arttırıyor. Yani birçok kanseri biz özellikle tabii erken yakalanmış kanserlerde evet. Gerçekten %90'lara varan başarılar elde ediyoruz. Yani hastalığı küre etmek için, evet. Tamamen hastaları şifaya kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun yanı sıra hastalığın nüksetmemesi için, bir daha tekrar etmeleri çok önlemek çok için de tedavi gerçekten önemli bir rol alıyor. Evet, çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. İlave etmek istediğiniz, önermek istediğiniz bir şeyler varsa son sözlerinizi alabiliriz. Evet. Yani ben tüm hastalarımızın ya da hasta olmadan tüm herkese, izleyenlere kanser için zaten hep söyleniyor artık. Erken tanı çok önemli. Evet. Yıllık kontrollerini, kadınlar meme ultrasonu evet. Ve mamografilerini, simir testlerini önemsemeliler. Kendi kendilerini muayenelerini önemsemeliler. Erkekler için de öyle prostatla ilgili bağırsak yani muayeneleri hepsi evet. Önemli. Sigarayı içmemelerini öneriyorum. Yıllık kontrollerimizi ama evet. Muhakkak yaptırmamız evet. Gerekiyor değil evet, mi? Herhangi kesinlikle. Bir sorunla, bir sıkıntıyla karşılaşmamak için ki evet. Çağın hastalığı çağın gibi hastalığı. Oldu artık kanser. Evet, evet. O yüzden kendimizi evet. Garantiye evet. Almak amaçlı en azından sürekli uzman kişilerle irtibat halinde olabiliriz diyebiliriz değil mi? Doğru. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. İnşallah ilerleyen dönemlerde yine biz izleyicilerimizle sizi buluşturmak isteriz. Tamam, sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, çok güzel bilgiler aldık sevgili Ayben Hanım'dan ve tabii bize ayrılan vakti yine sonuna geldik. Bir başka programla görüşmek üzere şimdilik. Hoşça kalın, sağlıklı ve sevgiyle kalın.